8 Mart'ın tarihini siz bilasiz mi? Az mı az bilsem bilmem aka. Uncha laymasa o'rtacha bilan. Xo'p. Nima o'g'ilbolalarning bayrami bor, o'zingizki bayrami deb turib, feministlar qilib chiqqanda bu 8 Mart bo'lsa. Mantiqingiz nima bo'lib qolyapti? Savol bo'lyapti, bu ayollar uchun dindan ro'moldan chiqqan kun bo'ladigan bo'lsa, bu ayol ota-onalar uchun mumkin emas, onalar uchun. Çoktaymi bağday meraplaçalardı qılıb ana alacaqlarında alkogol oşondoylar bolsa tura emes bolup qalat ana inday böngülün alıp oşonday nesler bolsa tura ustar bayram qılasan şu kun ya men hisoblayman o bayram hisoblaysız. Xotin-qizlarni ozodlikka chaqirish niqobi ortida 1927-yilning 8 mart kuni respublikada hujum harakati boshlab yuborildi. Xotin-qizlar ozodligi degan niqob ostida islom diniga qarshi kurash avj oldi. Chunki xotin-qizlar ozodligining asosiy dushmanlari qilib musulmon ulamolari ko'rsatildi. Taniqli adib Chingiz Aytmatov hujum kampaniyasi haqida so'zlab bunday degan edi. Afsuski, davlat tomonidan o'tkazilgan hujum kampaniyasi o'sha davrning og'ir xatolaridan biri edi deyish kamlik qiladi. Bu insoniyatga qarshi qaratilgan jinoyat edi. Ustiga ustak ilohiy olamning qurilmasiga qarshi yo'naltirilgan jinoyat edi. Xudoning borligini inkor etgan murtadlar yangi odam yaratamiz deya dahshatli o'yin boshlaydilar. U kimsalar diniy qadriyatlar va an'analarni xurofot sifatida qoralashga urinishdi. Qadriyatlardagi ayollarga bo'lgan hurmat va e'zoz sifatlari mutlaqo unutildi. Robbi jammilna bi'ilmin wahdina dunya va din. Jaloldan ertaga 8 mart ekan. Insonlardan so'rayapmiz. 8 martni tarixini siz bilasizmi? Oz-oz bilsam bilaman aka. Bizga aytib berasizmi? Albatta, mana. Xo'p. 8 mart kuni aka bu ayollar hijobdan chiqib ketgan kunda aka. O'zi oldinda Hamza degan odam bo'lardi. U odam ayollar o'zi zo'rga erishgan bo'lardi. Chiqish hammani yoqamiz deb 8 mart kuniga to'g'ri kelib, ash kun 8 mart kuni hijoblar yoqqan kun bo'ladi. Ya ash kundan keyin ayollar hijobdan chiqib ketgan kun 8 mart kuni bayram bo'lib, ayollarga bayram bo'lib bayram bo'ladi. Aytib bera olasizmi bizga? Uncha emas, o'rtacha bilan. Xo'p. 8 mart bayrami o'zi musulmonlar bayramida yo'q bayrami. To'g'ri, ayol kishilarda o'zi bayrami, lekin musulmon dinida bayram hisoblanmagan. Qanaqa bayram ya? Ya biz uchun bayram emas ekan. Xo'p. Yana bir savolimiz bor. Ya'ni ko'pchilik aytayaptiki, bu bayram 8 mart kunini bayram qilishlik, ota-onani hurmat qilishlik kuni aslida deyapti. Yo'q aka, umuman aka, biz ota-onamiz ham bayram emas, aka, qaysidir qavmni mas'ul. Hijobdan chiqarib yuborgan. 8 mart o'zi aslida tipa feministlar qilib chiqqanda buni. Feministlarligi ayolda nimasini pravasini ko'rsatib, tipa nima o'g'il bolalarda bayram yo'q, bor, jinsiy bayram yo'q deb turib, tipa feministlar qilib chiqqanda bu 8 mart o'zi. Musulmonlar bu bayramni qilishlikka muhtojmi? Ya'ni ota-onalarini yoki asosan shu 8 mart kuni ayollarini xosatan yoki onalarini hurmat qilishlik kuni xosatan shu kunigina hurmat qilishlik kerak musulmonlar. Qanday deb o'ylaysiz? Aka, bu muhtojmizmi bu bayram? Nimaga mantiqingiz nima bo'lib qolyapti? Savol bo'lyapti, bu ayollar uchun dindan ro'moldan chiqqan kun bo'ladigan bo'lsa, bu ayol ota-onalar uchun mumkin emas, onalar uchun. Bizga 8 martni tarixini aytib berasizmi? 8 mart el paranji tashlagan kuni. Uni bayram deb aytish hojati yo'q-da. Aslida ota-onani hurmat qilishlik uchun ular aytgandek bo'la qolsin.
именно shu kunimi musulmonlar, ya'ni ota-onasini yoki ayolini yoki qizlarini zo'r gapirib, yaxshi gapirib hurmat qilish. Yo'q, aka, to'g'ri, tabriklamasam. Ya, bizga shariatga to'g'ri kelmaydi, Ben aytayım, Müslümanlar bayramı o zaman işte neyse oldu, işte bayram. Hayat buna kurma hayat var ki o hayat. Diğer o zaman bayram var. Bol başka bayramda ve bayram kutlanmıyor. Çok hoş, aytım o, bu ile günümüz başka günleri dağı sıylap. Bugünkü de şu 8 Mart dağdayla sıy boluş gerek de. Anan Müslümançılıktayım. Бардай, мероприятияларды кылып, анан ал жактарында алкоголь, ошондойлор болсо туура эмес болуп калат. Анан мындай көңүлүн алып, ушундай нерселер болсо туура эле көрүнүш деп ойлойм. Кусак койсуз болот. Например, паркка түшүп жеке, типа, темте кафега барып, анан кусак койсуз болот осасында. Лекин озу булмадым. Лекин озулар байрам кыласыңбы шу күнү? Я, мен кысаплайм ал байрам. Кысаплайсыз. Ben sizlere koşunca malumat bulsam, şöyle sizlere kolaydı. Biz dinimizde ayarlarının oranını kürsatıp bir uçlu birkaç hadisler ya da ayetler vardı. Bunlardan birisi, bana aslında ayet veriyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, sizlerde en yakışılarınız ahlı oylasıyla, yani ayarlıyla, onasıyla, yakışı muamalada buladığınız dedi. Yine bir hadiste ayetledi ki, yani erkek kişinin imanının yarımı ayolıdır degen. Yani bu hadislerde özüyem ayol kişinin hürmetini, derecesini, onanı yok ki ayolunu, salihi, asasen muslimi ayollarını, izzetini, derecesini bildirir vergen. Yani bizi bu 8. Mart degen arttır. İhtiyacımız yok. Yani bizi kemandamız şuna kısablaydı. İnşallah sizlere fikirler inşallah özgür okuladı. Allah razı olsun. Hürmet kılıçdik. Sonra şu günden mi? Ömür batı ölgünce hürmet kısayım, karırmış. Ota ananı tapam yiyizler. Ota ananı onun hiç kim basam yiyizler. Dünya türgünce Türkiye'm basam yiyizler. Yani Müslümanlarda bugün ihtiyacı yok 8. Mart'ta. Yok da. Maşallah rahmet, Allah razı olsun.